arkadaşlar, hepiniz Eğitim İlhan'da YouTube kanalına hoş geldiniz. Yanımız Erdi var. Erdi ile röportaja başlayacağız. Hoş geldin Erdi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür. Ofisinizi nasıl buldun? Çok güzel. Ama biz üst kattayız tabii. Ofisimizin alt katta görüşmeler vardı. O yüzden üst kata çıkacak. Evet. Aile sıcaklığını hissettin tabii mi? Tabii ki. Yani insanlar birbiriyle oturabiliyor, sohbet edebiliyor. Geniş bir ortam var. Oryantasyonumuz var, istersen onu da kıtabilsin ama sen zaten oryantasyonu tamamladın burada kendine. Yaklaşık bir hikaye oldu. Evet. Şimdi ben aslında onları soracaktım sana. Sen şu an hangi okuldasın? Ben şu an iyi okulundayım. Memnun musun? Memnun. Yani herhangi bir problem yok. Hocalarımız iyi, arkadaşlarımız iyi. Bir tık, Türk bazlı o kadar. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Bu sıra çok gelen olduğu için başlangıç seviyelerinde Türk birazcık fazla oluyor ama level'lar ilerledikçe Türk sayıları azalabiliyor. Ne zaman başladın okuluna? Okula 22 Kasım'da başladım. Başladığımda A2 seviyesindeydim. Şu an B1 seviyesine geçtim. Süper. Devam ediyoruz. Zamanı geldi. Yani Aralık, Ocak, Şubat. 3 ay olmamış daha. 2,5. 2,5 ay gibi bir şey olmuş. Ve kısa sürede iş buldun galiba. Tabii geldim. Benim şansıma gelir gelmez hemen Jobs.com diye bir uygulaması var. Oradan başvurdum. Ertesi gün beni çağırdılar işte 4 saat bir denemeye. Hangi kaçıncı günde başvurdun? Bunların hepsini merak ediyorum. Aslında o yüzden seninle konuşmak istedim. Şimdi bazı gelen arkadaşların CNR bir randevuları ileri tarihleri olduğu için ve PGS'lerini gelir gelmez alamadıkları için biraz tedirginler ve okullarını erteliyorlar bu sıralar. Hani ben çok önermiyorum okulların ertelemelerini. O yüzden hani seninle konuşmak istedim. Gelir gelmez ne yaptın? Kaçıncı gününde işi buldun? Ne zaman CNR bir PPS'in geldi ve maaşını nasıl aldın? Şöyle söyleyeyim, ben geldim, aile yanımda benim anlaşmam vardı, aile yanımda geçtim. Zaten kısıtlı bir miktarda parayla geliyor genel olarak herkes. Geldim, hemen iş aramaya başladım. İş ararken bir takım siteler var işte, Jobs.com, Indeed. Ben Jobs.com'dan başvurdum. 3-4 gün sürdü bu arayış. İlk haftamın sonuna doğru beni çağırdılar bir firmana. Bu kafe, bar tarzı bir firma. Denemeye, 4 saatlik bir deneme şirketine yazdılar beni. Gittim çalıştım. Akşamına bana dediler ki haftaya işe başlayabilir misin? Başlayabilirim dedim. Ama dedim benim CNR bir PPS'im yok. Zaten onlar da süreçlere hakimler. Genel bir öğrenci yoğunluğunu farkındalar. Dediler ki herhangi bir problem yok. Aldığında şey yaparız hani ödemelerini yaparız. Belirli bir süre çalıştım. O sırada CNR'imi aldım. CNR gerçekten PPS. Uzun bir süreç. Buradan arkadaşlara onu söyleyebilirim. Aldım. PPS'i başvurduktan sonra PPS sürekli sizden haber istiyor güncelleme. Bunu şirketimle paylaşarak gerekli belgeleri topladım. Şu anda PPS'imi de aldım. Zaten yeni oldu. Herhangi bir problemim kalmadı. Şimdi PPS'i almadan önce ödeme yaptığınızda bir test ödüyorsunuz. Task. Onu da geri alıyorsunuz. Yani en başta alman gereken tutarın altında aldın. PPS'ini elde ettikten sonra da eksik kalan tutarı da sana gelebilir değil mi? Peki biraz bize işinden bir de aldığın hani saatte ne kadar kazandığından bahsedebilir misin? Şöyle söyleyeyim, benim işim burada herkesin kolaylıkla bulabileceği bir iş için porterlik yapıyorum. Saatlik 10,5 lira alıyorum, bir de tip alıyorum ama tip bir garsonun aldığı kadar bir tip almıyorum. Bize hani farklı bir %1 oranda tip veriyorlar. Haftanın kaç saat çalışıyorsun? Ya genellikle 20-30 saat arası çalışıyorum. Bu yoğunluğa bağlı. Mesela Christmas dönemi öncesinde fazla bir yoğunluk vardı. 30-33 saate kadar çıktım. Ama Christmas'tan sonra yoğunluk o kadar çok azaldı ki haftalık 10 saat falan alabildim. Yani bu zaten dengeli. 20 saatin altına düşmüyoruz. İyi, süper. Yani kiranı karşılayabiliyorsun, yiyeceğin içini karşılayabiliyorsun. Ha, yani fazlasıyla. Mesela ben Türkiye'de mühendis olarak çalışıyorum. Türkiye'deki standartlarımı burada da karşılayabiliyorum. Barınma, yeme, içme. Süper, çok sevindim. Aynen. Peki İrlanda beklediğin gibi çıktın, sevdin mi? Kalmayı, uzatmayı düşünüyor musun? Ya ömür boyu, tabii uzatmayı düşünüyorum ama ömür boyu yaşamayı düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Yani biraz daha hani biz Akdeniz iklimini seven insanlarız. Burası biraz bana şey geldi. Soğuk geldi. Bir de yani ben kültür olarak da hani yakın hissediyorum. Çok güzel insanlar. Ona da anlatırım. Ama hani daha çok Akdeniz iklimi. Özellikle ülkeme ilerleyen dönemlerde kesinlikle dönmeyi düşünüyorum. Şey, biz de ilk geldiğimiz aşamalarda öyleydik. Ondan sonra neyse yaz tatillerine gidelim, soğuk olduk. Daha yenisin ama ben seni tebrik ederim. Gelir gelmesin işini bulmuşsun, halletmişsin. İkinci evine çıktın mı bu arada aynen? Tabii. Bak onu da halletmişsin. Evet. Hani kısa sürede aslında düzenini kurmuşsun. Yani sıra artık bu işin biraz da tadına varmak da diyebilirim. Ama önce para biriktireceksin ikinci akıllı sonra. Şimdi insanlar hakkında konuşmak buradaki. Yani buradaki insanlar gerçekten çok sıcakkanlı. Şöyle söyleyebilirim.
Bir gün işten bayağı bir geç çıktım. Bir otobüs arızası vardı. Benim otobüsümü 3 kilometre ileriden vermişler yolu. Ben de yol bilmiyorum. Evet. Daha yeni gelmişim. Yolda bir tane Hırvatistanlı çocukla bir tane Ukraynalı kızla tanıştım. Birlikte yürüyerek gittik, yani o konuma doğru gittik. Sohbet ettik, orada biraz daha konuştuk. Ondan sonra otobüse bindim. Yoldaki herkese sohbet edebiliyorsun. Evet. Hiçbir ön yargı yok. Bir tane bir selam dediğin anda direkt seninle konuşmaya başlıyor. Ailem de o şekildeydi. Ailem de çok sıcak kalmıyor. Geçen de otobüste gördüm mesela. Şey yapıyor, benimle selamlaşmaya çalışıyor, sarılmaya çalışıyor falan. Ben de tam inecekken gördüm. Yani dedim sonra görüşürüz. Ben çok sıcak kalmıyorlar. Süper. İlk zamanla çok sevdim gerçekten. Aynen. Ailemde yaşadığım olayı da anlatayım. Mesela ilk de ne seviyorsun ne sevmiyorsun diyorlardı. Ben yanlışlıkla hani dedim hani domuz eti yemiyorum. Tavuk da sevmiyorum. Sadece bir diyorum dedim. Hani kırmızı et yiyeceğim de bir dedim. Mesela tek olduğum zamanlar mesela işte direkt bana bir şey hazırlıyordu, bir pizza hazırlıyordu. Mesela tavuk kesinlikle önüme koymazdı. Pizza sevdiğimi bilirdi, pizza yapardı. Sürekli böyle istediğim şeyler hazırlıyordu. Buradan ailem de biz izliyorlarsa izlemezler ama çok seviyorum onları. Çok sevdim. Yani peki şu anda nasıl bir yerde kalıyorsun? Nereden buldun kaldığın konaklamayı? Kaldığım konaklamayı aslında sitelerden bulmadım. Yani burada network çok önemli arkadaşlarım. Bir arkadaşım vasıtasıyla buldum. Direkt aradım. Bir Twin Room, NCT diye geçiyor sanırım. İçinde şeyi var, banyosu var. Arkadaşımla birlikte kalıyorum. Ne kadar ödüyorsunuz? İkimizinki toplam 1000 euro, kişi başı 500 euro. Artı fatura var. Yani neredeyse 500'de 600 gibi bir şey ödüyorsunuz. Evet. Banyosu içinde harika, çok sevindim. Evet. Ya şöyle bir şey var, burada herkes ev bulmak zor diyor ama gerçekten mesela ben oraya taşındıktan sonra yan binada olsun sürekli boş alan yerler var, sürekli bir sirkülasyon var. Önemli olan bir network, herhangi bir yani insanlarla bağınızı koparmasanız bir şekilde işlerini sağlayabilirsiniz. Evet, konaklama bu dönemlerde hakikaten burada sıkıntı oluyor. Hele ki bu sene çok oldu ama hani sokakta kalan da görmedi. Dediğin gibi sürekli bir sirkülasyon var ve network'ünüz Erdin dediği gibi çok önemli. Ben de mesela Aylin'de 2 yıl kaldım. Sonra şimdi başka eve çıktım. Hiç ilan bile bakmadım yani. Direkt arkadaşımın tanıdığı varsınız. Hani gruplara yazıyorsunuz, ediyorsunuz. Bir şekilde bulunabiliyor. Kimileri tabii ki zor aşamalardan da geçiyor olabilir. Çok şükür biz kolay aşamalardan geçeriz ama hani çok 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 aşırı da büyük bir sıkıntı değil bence. Umarım gelen arkadaşlarımız da çok bir sıkıntı yaşamazlar. Ben röportajımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum. Dublin inşallah sana çok iyi gelir. İnşallah. Çok güzel ince öğrenir ve çok güzel işler bulursun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dublin'den sevgiler. Sevgiler.